Ediyorum şu an. Mango Melis. Nereye gidiyorsun? İlk önce bir gündüz otelin rufunda yemek yiyip kokteyl içtim. Aynı zamanda otelin içinde bir gece kulübü var, oraya giriyorum. O yüzden sordum, gözlük takmışsın ya. Eğer hani gece çıkıyorsan. Tabii takılıyor, geceleri de takılıyor ama sadece kombine. Şey diyormuşum, ünlü olduktan sonra gittim de kimse tanımasın diye. İnan, hoş görünüyorsun ben. Teşekkür ederim. Makyajın çok böyle o kadar soluk göstermiş ki seni, bilmiyorum, bir şey eksik gibi hissediyorum bir yerde. Belki şeftali tonları kullandım diye. Belki olabilir. Böyle kontüründe çok... mi? Acaba kontür birazcık daha yoğun olsaydı daha mı böyle acaba canlı gözükürdü? Soluk gözüküyor yüzün çünkü. Ben normalde de kulübe çıktığımda mı öyle bir makyaj yapmıyorum. Hatta şu anda konseptim otel konseptli, işte kokteyl içtim, kulübe gireceğim olduğu için bu tipteyim. Bana bıraksaydınız ben eşortmanlarımla gelmiştim, kulüpte dans ediyorum. Tüylüydü o çanta ve o çantayı vallahi billahi çok bunu hemen açıklayabilir miyim bu arada? Bu çantayı... Buraya geldiğinde açıklarsın. Tamam. Hadi gel. Evet, bir kriz çıktı demin orada bir... Hayır, o değil. Bu değil çanta... Mi? O tüyler havada uçuşuyordu. Bu çantayı an itibariyle satın aldım. Mağaza izliyorsa eğer çok özür dilerim. Geri verecektim. Ama ruhum o kadar daraldı ki. Korkunçtu tüyle. Kafana geçirecektim o çantayı. Deminden beri kendimden emin olamadım. Bunun tüyü yok muydu diyorum. Kendimden şüphe ettirdim beni. Ha, ben görmedim o halini. Neresi? Kenarlarında tüyü vardı. Her korkunç. Korkunçtu. Görmedim ben. Evet, hatta içinde şeyleri duruyor iade edeceğim için. Kartonları bile, ama ki dayanamadım artık. O yüzden korkunç. Artık satın aldım. Çok özür diliyorum. Bir türlü halini biz bu arada reji verecek. Korkunçtu. Bir şu kürkü çıkarır mısın? Ay, çıkarmasa. Yalvarırım. O benim sorunum değil. Hakan Bey. Gel ver buraya. Bir yere koyma. Koy buraya. Evet. Maşallah var. Beterin beteri varmış. Saçları çok güzel olmuş ama. Çok bak. Modern. Ben sana söyleyeyim, ben çok beğendim seni. Sen zayıflıyorsun. Evet, onu başarabiliyorum biraz. Çok güzelsin, ben çok beğeniyorum seni. Ve bu makyajının sadeliği, o tek küpen... o doğa dövmeye bayıldım, ben de yaptıracağım ondan. Buraya gömdüklerim var, ben sordum. Çok, ben aynısından ben de yapacağım onu. Gel fotoğrafını çekeyim. Yani tamam, çok beğendim de geri dönüyorum. Benim için Sema ile hiçbir fark yok aranızda. Sen Sema'dan bir adım daha öndesin çantanla. O senden bir adım daha önde ceketiyle. Yoksa ha, bir de senin ayakkabıların çok daha doğru. Ona verdiğimden bir puan fazla vermem lazım sana diye düşünüyorum ama vermeyeceğim. Ivana. Hoş geldin Gizem. Ne giyecektin sen? Ben normalde benim bir taşlı bir pantolonum vardı. Onun üstüne böyle siyah yakalı gömleğim orada. O gömleğimi giyecektim. Onun üstüne de kot, böyle bustiyer tarzı bir şey vardı. Daha böyle spor şık gibi. Evet, beyaz bir topuklu beyaz şantam vardı içeride. Peki bunu nereden aldın? Bu elbiseyi mi? Nişantaşı'nda bir mantık. Hayır, bunu da yedek olarak getirdin. Evet, valizinde bir yedek kıyafet bulunduruyorum. Eldivenleri yukarıya çekebilir misin? Eldiveni, o duruşunu beğenmedim. Tamamen sonun kadar böyle bayağı uzun olsun. Dekoltenin kısmı kadar olsaydı iyi olurdu. Olur oraya, gel. Çıkar oraya. Ya gelemiyorum çünkü şeyim takılı. Değil mikrofonum. Ver. Aynen öyle. Aa. Onu elime alsam daha yakışır. Bakayım. Bir de size küçük bir tüyo sözünü kesiyorum. Şimdi kadınların straplez giydiğinde şuraları fırlar ya. Evet. Yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bildiğin kolibandı. Kolibandını alacaksınız. Bu etli bölgeden şurayı aşağıya çekerek, göğüs altından, buradan da bastırarak, buradan böyle alarak buraları içe alacaksınız. Hem buradaki etler kayboluyor, hem de göğüsler daha dik duruyor. Evet. O da Kim Kardashian'ın ilk yaptığı olayı
bantlarından. Çantanın da evet bir pırlıntı oldu şimdi bu olay içinde. Çünkü simsiyahsın. Olabilir, olmayabilir. Beğenmedim tabii ki ama olabilir. Çok fazla oradan puan kırmayacağım. Aynen. Ayakkabı stiletto da beğendim. Ben de peruşunu çok beğendim bu arada. O kapşonu modern duruyor. İyi bir parça. İyi, iyi görünüyorsun. Başka günde o hazırladığın kombine bekliyoruz. Asla. Ben senin elbiseni, modelini beğendim. Çok beğendik bir elbise o. Hem strapless çok severim hem de böyle birazcık şey geliyor ya, ne denir ona? A form. A form. Aynen. O çok hoşuma gitti. Boyu falan da yerinde bence. Eldivenlerin de güzel oldu İvana'nın dediği gibi yapınca. Yani çok değişik bir şey yok sende şu anda. Ama totalde kabul edilebilir bir look. Yani bir tarz. Evet, ben de 6 puan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ceketini alabilirsin. Buyurun. Damla. Damla bakalım. Hoş geldin. Hoş Nereye buldum. Gidiyorsun? Gece kulübüne. Yürüyebileceksen gideceksin. Evet galiba. İnşallah topuk, kısa yürüyemiyor olacak. Musun? Yok, normalde yürüyorum da. Ne oluyor burada? Çelme mi takıyorlar? Hayır, ayakkabım kayıyor, çok enteresan. Var mı yorum yapmak isteyen? Bu taraf böyle mikrofondan herhalde kalkıyor da çizmen o et gözükmeyince daha hoş duruyor. Hmm. Orta yanda alabilirsin mikrofonu. Asık durunca daha güzel durur sanki. Ne çok da biliyorsun. Bilemedim, şu an düzeltemedim. Damlaya damlaya gel olur diyerekten. Sus, şimdi onu söyleyecektim. Olacak inşallah. Damlaya damlaya olacak. Hadi gel. Ortalama bir şıklıktasın. Her yere gidebilirsin böyle. Ama buraya böyle mi gelmeliydin? Bence hayır. İvana? Zaten elbise, evet olabilir ama bu kombinle çok beğenmedim. Özellikle küpe, taşlı tuşlu çok da hoşuma gitmedi. Çünkü zaten burası taş fazla, fazla geliyor. Çantanın çok da spor kaldı bu saten elbisesiyle beraber. Bilmiyorum, çok da memnun kalmadı. Teşekkür. Bu kadar. Aslan Hanım? Üzerindeki çok yani kurtarıcı olan bir şey. Her yere giyebilirsin. O elbiseyi düz ayakkabıyla da giyebilirsin. Yazın sandaletle de giyebilirsin. Botla da, her şeyle giyilebilir bir elbise. Botların da okey. Yani kurtarıyorsun. Küpeler asla. Yok. Buna tek taş mı takılması? Çanta konusunda gerek? Arkadaşlar uyardı mı seni? O çanta... Benzeri diyelim, replika diyelim o zaman ona. Okey. Çanta, yani kürk yerine ne olabilirdi İvana? Ne bileyim, bir deri ceket falan kumaş mı? Böyle kumaş, ya da ne yani? Kaşmir, o kürk bana çok fazla hatta geldi. Elbisen çok uzun ince böyle, ne bileyim. Kazak bile olabilir ama öyle şey. Güzel bir örgü ile kazak, yani ağır yani şey. Aa, büyük triko, büyük, evet, triko. Çok güzel olur. Ya o değil ama, o çok fazla geldi. Bilmiyorum, seni artık, daha iri göstermiş bu. Ben artık bir süre bu kürkü haftaya çıkaralım istiyorum. Herkes burada bu kürkü alıp geliyor. Bu kürkü bir çıkaralım bir hafta. O mağazadan mı? Evet. O mağazada biraz biz göz atmalıyız bence. Bu kürkler çok güzel ama her gün alıyorlar. Biraz fazla bir geldi. Bir de olduğundan daha iri göstermiş seni bu kürk. Yani bu birazcık milyon insanların giymesi gereken bir parça benim gibi geliyor zayıf, bana. Benim gibi sıfır beden. Aynen ya, o çok zayıf. Çok zayıf işte, sisi, sisi falan ya, gibi. Doğru. Aynen. Aynen sisi. O kadar yorumum. Sana puanımı vereyim. 4. Ben de çok kırmayacağım. 4 veriyorum. Ben de aynı şekilde. Benim de 4. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Uğurluyoruz seni.